Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Okunan Aş-ı Şerif'ten ilk ayet-i kerime Mevlamız Celle Celaluhu, okunan ayet-i kerimeler hepsi İbrahim Aleyhisselam'dan bahsediyor. O ilk ayet-i kerime şöyle: Estağfirullah. İnne İbrahim, şüphesiz ki İbrahim Aleyhisselam kâne idi, ümmeten ümmet. Ümmet cemaat demektir. Ümmet. İbrahim Aleyhisselam ise ümmet değil, fert idi. Yani bir fert. Ama o kadar çok efendim işi vardı ki ümmet kadar iş görürdü demektir. Bir ümmetin göreceği işi tek başına görüyordu. Gördü. Bunlar da bir Kur'an-ı Kerim'de anlatılıyor zaten. Şimdi hocalarımıza, bu genç mollalara düşen, yani benden ne olur, ben bir ferdim demek değil de ümmet gibi hareket etmek. Çünkü ayetin aşağısında ثُمَّ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ اَنِتَّبِعْ مِلَّةَ اِبْرَاهِيمِ, sonra sana vahyettik ki Habibim, kulum, İbrahim'in milletine, onun dinine, dindarlığına, onun yoluna uy. Yani siz de bir fert ama ümmet gibi bir fert olun. Bunu şunun için söylüyorum. Yani izinlerde memlekete, ailelerinizin yanına gittiğinizde efendim öyle çalışacaksınız ki çocuklar, diyelim senin medresen kaç kişi? 30 kişi. Tatile girerken 30. Toplandığınızda otomatikmen en az 60 olacak. Çok diye bir kişi getireceksiniz. 30 kişi, bir kişi getirince her biri 60 yapar. Buna çok çalışacağız. Yiyip içip gezip dolaşmak yok. Tatil diye bir şey zaten yok. Tatil, attale yuattilu tatile. Tefil babından malum. Boşa çıkartmak, insan boş olur mu? Zaman durmuyor ki, zaman akıyor. Sen tatil yaptığın zaman da zaman boşa akıyor. Ya şurada suyu boşa akıtma diyoruz. Suyu eleksiği diyoruz, boşa şey yapmayalım. Yani bir dakikanızı boş geçirmeyeceksiniz çocuklar. Bir insan, asgari bir kişi. Bir kişi buraya kazandıracaksınız. Bu kapıya kazandıracaksınız. Bak siz nasıl kazandırıldınız? Birileri size anlattı. Birilerini gördünüz, onları sevdiniz. Siz de kiminiz okulu bıraktınız, kiminiz işi bıraktınız. Hepiniz ailenizi, yuvanızı bıraktınız. Şimdi bu yola girdiniz. Başkaları için de bu böyle olmalı. Buna çok gayret edin. Tatil diye bir şey yok çocuklar. Ve idâ ferâte feltaca demiyor Cenab-ı Hak. Kulum bir işi bitirdi mi yat demiyor. Ya ne buyurur? Fensab. Yani hemen başka bir işe koy. Birini bitirdin mi başka bir işe başla. Bir defa Of'ta bir köydeyim, bulunuyorum. Sevgili üstadımız. Adam bir tanesi atın yularından tutmuş. Böyle atı aşağı yukarı gezdiriyor. Ne yapıyorsun dedim.
Dedi atı dinlendiriyorum. Ve dedim yürütüyorsun atı. At. Dedi at böyle dinlendirilir. Atın dinlenmesi öyleymiş. Hayvan yoruluyor diyelim. Onu getirip bağlarsanız çatlarmış, hasta olurmuş. O yürüterek onu dinlendiriyor. Bizim de aynı. Tatil ne tatili? Canla başla çalışacağız. Emri bil maruf, vaaz, nasihat. Hem ihvanı artıracağız, yani hem talebeyi, medreselerin ehlini çoğaltacağız. Tamam mı inşallah? Bir kişi en az, onun zaten aşağısı yok, buraya kazandırmamız lazım. Peki şimdi bu 33. sayfadaki 24. mektubu şerife başlamıştık. Sofi kain ve bain olmalı buyurmuştu İmam Rabbani Efendimiz. Yani zahiri yani bedeni, gövdesi halkla yani insanlarla beraber olsa da efendim ruhu, kalbi Mevla ile beraber olmalı. Kain yani olucu, bain olmayıcı, tam tersi, uzak olucu. Demek ki bedenle beraber insan işiyle olur, neyle meşgul ise ama gönlü şey olur. Zamanın birinde bir böyle talibi hak bir adam şeyhin haberini duyuyor. Falan şehirde bir şeyh var. Onu gidiyor görmeye. Yanına da eski püskü bir çantası var, bir zembil. Ondan gidiyor. O şehre geliyor. Soruyor o şeyh efendiyi. Tabii اَزْهَدُ النَّاسِ فِي الْعَالِمِ اَهْلُ وَجِيرَانُ hadis-i şeriftir. Bir alime karşı insanların en rağbetsizi onun ailesi ve komşularıdır. Kıymetini bilmezler yani. Alimin kıymetini bilmezler. Şimdi onu sordu orada birisine. Böyle bir Allah dostu var burada nerede? Yah ya demiş ne Allah dostu demiş ya. Patron demiş ya. Ağa demiş çiftlik ağası. Ya bir veli var burada işte onu soruyorum. Dediler bak şu tarlalar onun, şu binalar onun. İş şeyleri, işhanları falan, dükkanları hepsi onun. Böyle şeyh mi olur? Adam bayağı soğuttular. Geri döneyim dedi ama baktı ki ya günlerdir yürüdük. Buraya kadar geldik ya bir görelim bu adamı demiş. Ama soğuttular adamı yani. Gitmiş o şeyh efendinin kapısına. İçeriye girdiğinde Allah'ın dostlarının huzuruna insan çantayla, bilmem bir şeyle, eşyayla girmez. Musa Aleyhisselam'a Cenab-ı Hak ne buyurdu? فَخْلَعْنَ عَلَيْكِ اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ تُوَا Mukaddes Tuva Vadisi'ndesin. Papuçlarını çıkart. Şimdi onun için Şeyh Efendi'nin kapısındaki görevliler onu içeriye alıyorlar ama çantanı bırak dediler. Çantan burada emanete kalsın. Adam içeriye girdi ama içi karışmış yani. Bir taraftan da aklı hep o çantada. Çantam kaybolur. Çantam kaybolsa ne olur? Kaybolur mu? Böyle. Bir taraftan da Şeyh Efendi'nin huzurunda işte o kadar binası var, arsası var falan böyle karışık içi. Şeyh Efendi demiş ona ki oğlum demiş bak bu benim şeylerim, bu varlıklarım. Onlar benim kalbimi, senin o yırtık pırtık çantan var ya dışarıda. O çantanın seni meşgul ettiği kadar beni meşgul etmiyor.
Demek ki adam Allah'ın dostuymuş. Şimdi yani kain ve bain. Bakarsınız ki dünya nimetlerinin içindedir ama bedeniyle içindedir yani şeyle. Bunlar hep zaten mektubatta dinliyorsunuz. Sofi böyle olmalı. Tabii bir iki satır okuyayım. Şimdi ev yahut da el muradu bu sözden kastolunan nedir? Yani birinci mana halk içerisinde olacak ama gönül itibariyle Mevla ile olacak demiştik. Evil muradu veya bundan murat şudur. El kainu me'al halkı sureten vel bainu minhum hakikaten. Bu da aynı kapıya çıkar, bu manadır. Veya mana şudur. Sofi kain ve bain olacak. Yani sureta insanlarla olsa bile hakikaten onlarla olmayacak yani. Olmayacak. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en büyük yönü buydu. Bakarsınız ki avam gibi haşa yani böyle zahirde toplumun bir ferdi gibi yaşıyor. Ama mali veli dünya buyurmuş. Benim dünya ile ne alakam olabilir ki? Dünyada yaşıyor. Demek yok yani. Evet. Peki. Ne dedik? Evil muradı el kainu ma'al halkı sureten vel bainu uzak olucu minhum onlardan hakikaten hakikaten. Vel kalbu insanın kalbi la tetealleku taalluk etmez, takılmaz, bağlanmaz. Muhabbetuhu sevgisi bi ektera min vahidin birden çoğa. Kalp iki şeyi sevemez. Bir şeyi sever. Birden fazla şeye kalbin sevgisi taalluk etmez. Şimdi evet. Fema evet fema lem yezeli taallukul hubbiyu bidalikel vahid bu sevgi bağı o bir şeye devam ettikçe lem yetaallak bima sivahu muhabbetuhu başkasına muhabbeti taalluk etmez. Ama efendim bakıyoruz ki biz çok şeyleri seviyoruz. Mesela malımızı seviyoruz, evladımızı seviyoruz, eşimizi seviyoruz, torunlarımızı seviyoruz. Sevdiklerimiz çok yani bir tane değil ki. Buyuruyor ki وَمَا يُرَى مِنْ كَسْرَةِ مُرَادَاتِهِ وَتَعَلُّقِ مَحَبَّتِهِ بِالْاَشْيَاءِ الْمُتَكَتِّرَةِ Hani o gözüken yani insanın muratlarının çokluğu, gönlünün birden çok şeye muhabbetinin taalluk etmesi, teveccüh etmesi olarak gözüken şey, kelmal, mal gibi, velet, çocuk gibi, riyaset, reis olmak, baş olmak, vel medhi, insanlar tarafından övülmek ve rifati insanlar katında yüksek olmak andennas. Fesemme eyzen la yekun mahbub illa vahiden. Orada da yine tek şeyi seviyor demektir. Bak sevdikleri çok olsa bile aslında temelde bir şeyi seviyor. Nedir o? Evet. Ve nefsuhu o da nefsidir. Çünkü bir insan malı sevmiş olsa başkasının malını da sevmesi lazım. Halbuki hangi malı seviyor? Kendisinin olanı seviyor. Bir şey kendisinin olunca onu seviyor. Mesela çocuk sevgisi diyorsunuz da ama kendi çocuğunu seviyor insan. Kendi torununu seviyor daha çok yani. Burada merkezde ne var? Kendisi var aslında. Nefsi vardır. Bir cümle daha okuyalım. Ve muhabbetu haulayi ama bu birden çok maddeleri sevmesi fer'u muhabbetihi li nefsini sevmenin dalıdır, teferruatıdır. Fe inne hadi'l eşya la yuriduha illa li nefsihi.
Bunları çünkü ancak kendi nefsi için murad ediyor. La li enfusihim, o sevdiklerini, o şeylerin kendinden dolayı değil de kendi nefsinden dolayı seviyor. Nitekim işte bir evi sattığınız zaman o ev gene evdir. Başka birisinin eline geçmiş ama sevmiyorsun onu. Kalbinden sevgisi çıkıyor. Niye? E mal işte. Ama benim değil diyorsun. Benim değil. Demek ki insan aslında görünürde onu bunu sevse bile temelde neyi seviyor? Nefsini seviyor. Sevdiğini nefsi için sevmiş oluyor. İşte bu neyi gösteriyor? Kalbin sevgisi birden fazla şeye taalluk etmez, teveccüh etmez. O halde neye kalbimizin teveccüh ettiğini çok mülahaza etmeliyiz. Buyuruyor ki Büyük Şeyh Efendi sayfa 76'nın son satırı, eğer ihlas ile rapt olsa talip. Talip istekli kimse demektir. İstekli kimse, mürit, ihlasla, sadakatla ve samimiyetle rabıta yapsa, rapt olsa, ne demek rapt olsa, cümleler birbirini tefsir ediyor, gönül verse, yani şeyhine gönül verse, olur bil nefse galip, nefse galip olur bunu bil. Nefis 70 şeytan gücündedir buyururdu Efendimiz Aleyhisselam'ımız. 70 şeytan kadar güçlüdür bir nefis. Bu nefis nasıl yenilir? Rabıtayla yenilir. Buyuruyor ki anı andan alırlar hakka rağı. Yani bu rabıtayla kişiyi kendi kişiliğinden, kendi yapısından, kendi ahlakından, kendi anlayışından alırlar. Hakka rağıp hale getirirler. Ona vücud-ü mevhub, bambaşka manevi bir varlık verirler. Suret, fizik aynı. Bu değişmiyor. Ama ruh bambaşka olur. Bunun en kestirme yolu rabıtadır. Rabıta, bir çocuk annesinden süt emince annesinin ahlakını, huyunu emiyor. İster istemez öyle oluyor. Bir insan şeyhine rabıta yapınca şeyhin ahlakını, uslubunu neyle alır? Rabıtayla. Başka bunun bu kadar daha müessir, tesirli bir yolu yoktur. Olur feyzi dahi mirace cazip, o rabıtayla kazandığı feyiz de onun miracına onu çekici olur. Netice dilin rapt et aziz hakka gidelim. Dil Farsça'da, mektubatta, şeyde Risale-i Kutsiye'de ve de Risale-i Haliye'de gönül manasında kullanılır. Gönlünü rapt et. Yani rabıta zaten gönülden olur. Evet, Allah-u Teala hepimizi ehli rabıta eylesin. Cemali ve kemale seyredelim. Tekabbelallah ve arakallah ila şerefin nebi sallallahu teala aleyhi ve sellem ve alihi ve ashabihi ve meşayihina kafe ve ila ruhina efendi babamız ve ila ruhu şeyhina ve alina ilallah el-hac Mahmud el-Ufkası ve ila ruhu şeyhina el-hac Hasan efendi kusası ve ila ruhaneti şeyhina ve üstadına Fikri efendi kusası velhamdülillahi rabbil alemin el-Fatiha. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد